Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Dersimiz yine zamanla vukua gelecek olan fitneler ve hevalarla ilgili dersimiz devam ediyor. Fitne zamanında herkes kendi görüşünü beğenir ve Allah'ın emrini sanki yok sayar içerisinde bir harekette bulunur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, müminin cemiyet hadiselerine karışmayarak kendi hanesine çekilmesini gerektiren durumları sayarken, bilhassa rey sahiplerinin sadece kendi reylerinden, görüşlerinden hoşlanmasını, yani ulemanın açıklamasıyla kitap, sünnet ve icma tarikiyle gelen hükümlere bakmaksızın sahabe ve tabi'in gibi selefi salihine uymayı terk ederek kendi hevasına göre hüküm yürütmesini de zikreder. Esas başı bozukluk buradan başlar. Burada sanki Kur'an-ı Kerim yokmuş, sahih sünnet yokmuş, icma kıyas yokmuş gibi bir hareketin içine girilir. Herkes kendi görüşünü beğenir. Cehalet artar fitne zamanında. Oku emri ve kalemin övülmesiyle başlayan İslam'ın en ziyade ehemmiyet verdiği şeylerden biri ilimdir. Mümin için imandan sonra ilim gelmelidir. Dini yaşamak, korumak, düşmana galebe çalmak vesaire hep ilimle mümkündür. Hakiki ilmin olduğu yerde din vardır, iman vardır, Allah korkusu vardır. Kur'an-ı Kerim bakın ne buyuruyor, Fatır Suresi 28. ayeti kerimesinde. Kullar arasında Allah'tan en ziyade korkanların ilim sahipleri olduğunu bildiriyor. İçki, kumar, ihtikar, zina, yalan, sefalet, fakirlerin ezilmesi gibi bütün içtimai bozuklukların temelinde Allah korkusunun yokluğunun yatmakta olduğunu kim inkar edebilir? Ayet-i Kerime yüce Allah korkusunu ilme bağladığına göre düzensizliğin olduğu yerde ilmin kalkmış, cehaletin artmış olması ortadadır. Nitekim muhtelif hadislerde, hadisi şeriflerde bu husus herhangi bir tekellüf ve dolaylı ifadeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık olarak beyan edilir. Kıyametten önce gelecek fitne devrinde İlim gider, cehalet gelir. Şimdi Kur'ansız, hadisi şerifsiz, İslami ilimlerden habersiz, etiketli cahiller töredi. Ey Müslüman, aklını başına al. Senin dünyadaki çektiğin çilenin içerisinde başında ne var, ona iyi dikkat et. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından fitnenin kör ve sağır olarak tavsifi, alimlerin bir kısım fitne esnasında insanların şaşkınlık içerisinde kalarak sağduyuları ile hareket edemeyecekleri yorumuna da gidilmektedir. Hatta Huzeyfe'den Üstül Gabe'de
Gelen bir başka rivayette Huzeyfe'nin söz konusu durumu fitnenin en dehşetlisi olarak tavsif ettiğini görürüz. Bir adam Huzeyfe'ye hangi fitne daha fenadır diye sorunca şu cevabı verdi. Sen hayır ve şer ikisine birlikte maruz kaldığın zaman hangisini tercih edeceğini bilememendir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından müjdelenmiştir ki müminlerin firasetinden kaçının. Zira onlar Allah'ın nuruyla bakarlar. Bu hadisin bir ayeti Hicr suresinin 75. ayeti kerimesinin efendim tefsir sadedinde irad edildiği de görülmektedir. İnsanlardaki sağduyunun ehemmiyeti anlaşılır. Bütün bunlara rağmen fitnenin vasıflarından biri olarak toplum içerisinde hakla batılı tefrik edemeyecek umumi bir şaşkınlığa dikkat çekilmesi, o sırada yaşanacak şartların ağırlığını ortaya çıkarmaktadır. Söylediğimiz gibi bu şaşkınlık, bu mefluciyata, fitnenin insanın iradesini elinden alan bir baskı ve korku gücüne sahip disiplinli bir teşkilat eliyle yürütülmesinden midir? Yoksa büyük güce sahip propaganda merkezlerinin efkari umumiyeyi infial etmesinden midir? Kesin bir şey söylenemez. Zamandan zamana, mekandan mekana bunlardan biri veya bir başkası veya hepsinin birden rol oynayabileceği açıktır. Din ve devletin ayrılması, din ve devlet işlerinin ayrılması, yüce İslam dini dünya işleriyle ahiret işlerini birbirinden ayrı mütala etmez. Müminin beşeri hayatını ilgilendiren her şey, aynı zamanda dini de ilgilendirir. Bu sebeple şu ameller dini, şu ameller gayri dini denemez. Fıkıh kitapları müminin amellerini dini ameller, dünyevi ameller diye ayırmaz. İbadet ve muamelat şeklinde vesaire şeklinde ayırır. Ve muamelat zımmında zikrettiği ticaret, ziraat, nikah gibi meseleleri de ibadet zımmında zikrettiği namaz, oruç gibi meselelerle aynı değerde dini kabul eder. Bunlar dinin emirleridir. Zira hepsi hususunda ilahi emirler, ilahi ölçüler gelmiştir. Söz gelimi sathi bir nazarla namaz ve oruca nispetle gayri dini olduğu söylenebilecek bir nevi vergi alan zekat ile namazı, Kur'an-ı Kerim çoğu kere yan yana ve beraber zikreder. Namaz kılın, zekat verin der. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam daha da ileri giderek farzlara riayet eden bir Müslümanın haram olmayan her çeşit günlük muamelatının uyumak, efendim yemek ve hatta zevci muamelede bulunmak nevinden olsun hepsinin ibadet olacağını söylemiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu çeşit ifadeler namaz kıl zekat ver veya namaz kılın zekat verin
Veya onlar ki namaz kılarlar, zekat verirler gibi çeşitli şekillerde gelmektedir. Evet sevgili dostlarımız, bugün zekatın sen ismini değiştirdin, vergi olarak nitelendiriyorsun. İşte o zaman din ile devlet işlerinin ayrılma şansı yoktur İslam'a göre. Ama sen kendi kafana göre ayırırsan, işte buradan neler doğduğunu, neler doğacağını da kendin hesap eyle. Bu dünya ahiret ayrılmazlığının sonucu olarak İslam'da devlet reisliği müessesesi aynı zamanda dini reisliği de temsil eder. Devlet reislerinin dinin tatbikatına müteallik vazife ve mesuliyetlerden kendilerini uzak tutmaları din açısından bir fitne olarak değerlendirilmiştir. Dikkat et, devlet reislerinin dinin tatbikatına müteallik vazife ve mesuliyetlerden kendilerini uzak tutmaları din açısından bir fitne olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadisi şerifte şöyle buyurur: İhsan, ihsanlık vasfını korudukça kabul edin. Fakat bu dine karşı rüşvet mahiyetini alınca reddedin, almayın. Maalesef bunu terk etmeyeceksiniz. Dine karşı rüşveti terk etmekten sizi alıkoyan şey korku ve fakirliktir. Haberiniz olsun, iman çarkı ilelebet dönecektir. Bu çark her nerede dönüyorsa, Yüce Allah'ın kitabına, şanlı Kur'an'a, sahih sünnete uygun olarak döndürün. Haberiniz olsun, sultan ve kitap birbirinden ayrılacaktır. Sakın, sakın siz kitaptan ayrılmayın. Haberiniz olsun, başınıza öyleleri reis emir olarak gelecek ki, kendileri için hükmettiklerini sizin için hükmetmeyecekler. Onlara itaat etseniz sizi dalalet ve sapıklığa atarlar. İtaat etmeyip isyan etseniz sizi öldürürler veya işkence altında tutarlar. Cemaatten bazıları sordu: Ey Allah'ın Resulü, pekala ne yapalım? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti İsa'nın ümmeti gibi yapın. Onlar ateşe atıldılar, testerelerle biçildiler, fakat dinlerinden dönmediler. Allah'ın taati uğruna ölmek, Allah'a isyan içinde yaşamaktan daha hayırlıdır. Buraya dikkat et. Allah'ın taati uğruna ölmek, Allah'a isyan içinde yaşamaktan daha hayırlıdır. Bu ihbarlar İslam tarihinde değişik beldelerde, farklı zamanlarda kerratla vaki olmuştur. Ahir zamanda çıkıp dinden kopacak ümerayı, idarecileri tanıtma maksadıyla irak buyrulan bir diğer hadis-i şerifte şöyle buyrulur: Benden sonra bir kısım ümera gelecek. Onların batıl sözlerine itiraz edilemez. Bunlar kendilerini şapır şapır ateşe atarlar. Dalalet ve ateşe girmede birbirlerini takip ederler. Hadisi rivayet eden Hazreti Muaviye radıyallahu anhu, halkın itiraz etmesi gereken
gayri adil bir hükmü aynı camide, aynı cemaate, üç cuma üst üste hutbede tekrar eder. Üçüncü seferinde bir itiraz yükselince, kendisinin o zümreden olmadığına hükmederek sevinir ve itiraz eden kimseye iltifatta bulunur. Evet sevgili dostlarımız, din o fitne zamanında din lafta kalır. Yani fitnenin bir alameti de adam Müslümanım der ama sadece lafta. Din, İslam lafta kalır. Bugünkü halinize herkes haline bir baksın. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber verdiği fitne devri gelince din bir isim, resim ve şekilden ibaret kalacaktır. Bir kısım rivayetlerden anlaşılan budur. Dini emirlerin talim, tatbik ve icralarının gerçekleşmesi için gerekli olan vazifelerin ihmali ve hazırlanması icap eden şartların terki halinde lüzumlu olan müeyyide ortadan kalkınca dinin şekilden ve laftan ibaret kalacağı açıktır ve tabii bir sonuçtur. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh rivayet ettiği mühim bir tanesinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle haber verir. Ahir zamanda öyle bir zümre zuhur edecek ki, bunlar yaşça genç, akılca kıttırlar. Bunlar konuştukları zaman mahlukatın en hayırlı sözünden yani Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi şeriflerden bahsederler. Kur'an-ı Kerim'in kendi lehlerine olduğunu zannederler. Halbuki kendilerinin aleyhinedir. Ancak imanları gırtlaklarından öte geçmez. Okun hedefi delip geçmesi gibi dine girip çıkarlar. İşte bu bugün dünyanın haline, bu hadisi şerifin de penceresinden iyi bakmak gerekiyor. Sloganlarla heyecana gelip tahrik edilirler, yani gençler. Sloganlar ise en dindar kimselerin bile hoşuna gidecek güzel sözlerdir. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir hadistir. Ancak bu sloganların yaşayışlarına tesiri yoktur. Şarihlerin belirttiği üzere bunlar lafta inandıklarını söylerler, kalpleriyle inanmazlar. Zahiren güzel sözler söylerler, hakikati halde söylediklerine muhalif hareket ederler. Yaşantısıyla bir kişinin eğer ilmi irfanı birbirini tutmuyorsa dikkat edin buna. Kur'an-ı Kerim bunlar için لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ buyurmuştur. Yapmadığınızı niçin söylüyorsunuz? Şu hadisi şerifte ise bunların asıl maksatlarının dünyalık, mal, mevki, şöhret, iktidar vesaire olduğu, dini ise bu maksatla istismar için ağızlarına aldıkları daha salih olarak ifade edilmektedir. Ahir zamanda bir grup insan türüyecek ki bunlar dinle dünyayı talep edecekler. İnsanlara karşı yumuşak, dindar, dünyayı terk etmiş görünmek için koyun postuna bürünürler. Dilleri şekerden tatlıdır. Kalpleri ise canavarların kalbi gibidir.
Allah onlara şöyle buyurur: Bana karşı laubalilikte mi bulunuyorsunuz? Şanıma ve azametime kasem olsun ki ben onlara kendilerinden çıkaracağım öyle bir fitne göndereceğim ki değil fiilen fenalıklar işleyenler işlerindeki iyiler bile şaşkına dönecekler. Ne def edebilecekler ne de ondan paçalarını kurtarabilecekler. İşte içiyle dışı bir olmayanların başına gelecek işte çeşitli belalar, imtihanlar, cezalar. Ne acı çekeceklerdir ki gerçek Müslüman olmayanın hakkı ceza beladır. Allah'ın gazabına çarpılırlar. Çarpıldılar, çarpılacaklar. İçin dışın gibi, dışın da için gibi Müslüman olmaya gayret et. Bunun da belgesi Kur'an-ı Kerim, sahih sünnet, icma ve kıyas. Müçtehit alimler düzeyinde bir din anlayışıyla hareket et. Ahir zamanda ortaya çıkacak bir kısım beşeri, hümanist görüşler ve değerler. Efendim, dinin yerini almaya başlar. İşte bunlar da yine fitnenin ayak sesleridir. Her çeşit dini değerin yerine beşeri bir put heva dikmeye çalışır. Temel mabudu madde ve insan olan la dini bir dindir. Yani dinsizlik dini. Nitekim komünizmin bu mahiyette olduğu birçok müelliflerce anlatılmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu beşeri, bu arizi ve materyalist sistemin beşerin hevai nefsini putlaştırıp ilahlaştırmakla kalmayıp ilahi dinle, İslamiyet ile de mücadele edip ortadan kaldırmaya çalışacağını mümin ile Müslüman olanları çeşitli hakaretlere maruz bırakacağını ifade ediyor ki, bunların geçmiş zamanlarda ve hatta günümüzde aynen çıktığını söyleyebilmemiz, efendim açık açık mümkündür, ortadadır. Komünizmin girdiği yerlerde başta Müslümanlar olmak üzere bütün klasik dinlere inananların çektikleri cümlenin malumudur. Evet sevgili dostlarımız, sevgili peygamberimiz, çetin şartlar devri Müslümanı takviye ve teşvik etmeye tebliğatında hususi bir yer vermiştir. İnsanlar öyle bir devir yaşayacaklar ki, o devirde dini üzerine sabretmek, elinde ateş tutmak gibi zordur. Çünkü o devirde mümin öyle hakaretlere maruz kalır ki, davarından daha zelil, daha haysiyetsiz bir duruma düşer. Bu hakaret ve baskıya birçok insan dayanamaz, zayıf olanlar, fire vererek beş paralık menfaat için din ve mukaddesatından rüşvet verme durumuna düşer. Gündüz ve gecelerin akması öyle devir getirecektir ki, o zaman biri kalkıp alenen bir avuç menfaati için bize din ve mukaddesatını kim satacak diye sorar.
Bu soruş boşa değildir de, birçokları dinlerini çok az bir din dünya malı karşılığında satar. Evet sevgili dostlarımız, esnafı yoklayın. Efendim çarşı pazarları yoklayın. İnsanlar ne durumda? Ahlaklar ne durumda? Kişi malını yüksek fiyattan satmak için rahatlıkla yalan söylüyorsa, malının kusurlarını gizliyorsa, burada dinden, imandan ne kalmıştır? Dikkat edin. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu zor şartlar altında dini tatbikatın diğer zamanlarındakine nazaran çok daha değerli olduğunu ifade eder. Her fitne ve insanların ahvalindeki ihtilat ve karışıklıklar zamanında ibadet tıpkı bana hicret etmek gibi büyük sevaba vesiledir. Bir başka rivayette Hazreti Peygamber fitne devrindeki şartların ağırlığını ifade için ashabına şu hitapta bulunur. Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sizden biri emredilenlerin onda birini terk etse helak olur. Fakat arkadan öyle bir devir gelecek ki her kim emredilenlerin onda birini yapsa kurtuluşa erecektir. O da fitnenin her tarafı kasıp kavurduğu zaman. Yine bir hadisi şerifte kaydedildiği gibi zor fitne şartlarında dini salabetini muhafaza edebilenlere normal şartlarda yapılan ibadetin sevapça 50 misli vaat edilir. Hazreti Peygamber siz kendi nefislerinizi ıslah etmeye bakın ayeti kerimesiyle alakalı bir soru üzerine Ebu Salebe'ye yaptığı açıklama sırasında sözlerini şöyle bitirir. Zira önünüzde sabır günleri var. O zaman sabır elde ateş tutmak gibidir. O vakit dini tatbik eden bir kimsenin amelinin ücreti onun gibi çalışan 50 kişinin ücretine denktir. Bu onlardan 50 kişinin ücreti mi diye bir kişi sorunca Hazreti Peygamber bizden 50 kişinin ücreti diye tasrih eder. İşte sevgili dostlarımız, dine karşı efendim yürütülen bütün bu menfi durumlar şuurlu, sistemli ve planlıdır. Öyleyse dine karşı cehaletle birlikte dini insanlar nazarında düşürmek maksatıyla dine karşı aleyhte propaganda yapılacaktır ve yapılmaktadır. Ve bu dönemde dinden dönmeler, irtidat hareketleri artacaktır. Allahu Teala'ya gece gündüz yalvarın. Allah'ım küfürden, şirkten, nifaktan, şigaktan, kötü ahlaktan, kötü bakışlardan sana sığınıyorum diye gece gündüz yalvarın. Ve Allah yolunda lütfu ilahiye efendim sarılın, sabredin.